Soykırım, tehcir vesaireyi tartışıyoruz fakat 1915 olaylarını çok kişinin tam olarak bilmemesi bir tarafa, Avrupa, dünyada yaşanan, o 20. yüzyılda yaşanan, sergilenen ilk soykırımı da bilmiyoruz maalesef. Şimdi İlyas Hoca, İlyas Beyefendi, Profesör İlyas Doğan, Almanların 1900'lerin başında Afrika'da yaptıkları bir, yani bir ne, bir soykırım anlatacak. Yani Nazi, yani Yahudi soykırımı vesaire laf sonra, bu başlangıca. Şimdi hoca onu anlatacak efendim. Onu dinliyoruz. Evet. Hocam, ne olur çok tekniğe girme. Tabii. Arz edeyim, benim gibi cahil anlatıyor. 1884'te Berlin'de bir kongre oluyor. Avrupa'nın güçlü devletleri. 20 sene önceden başladı. Bir arada, bir konferansta bir araya geliyorlar ve ondan sonra Avrupa, Afrika bu güçlü devletler arasında bölgelere ayrılıyor. Bu bölgelerden biri de Namibya, yani Güneybatı Afrika. Ve oraya Almanya o toprakları idare etmek için sömürge valisi gönderiyor. Namibya'da Alman egemenliği o şekilde başlıyor. Bu idare bir şirket üzerinden aslında kuruluyor. Yani bir Namibya'yı yönetmek üzere bir şirket var, yatırımcılar var. Ve aynı zamanda Alman... Ne zenginlik var hocam, ne çıkıyor buradan? Birçok yeraltı zenginliği var. Maden falan. Ha. Evet, madenler var. Almanya Afrika'da varlığını güçlendirmek için Namibya'da tren yolları inşa etmeye başlıyor. Zaten yerli halkla yöneticiler arasındaki problem de bu tren yolu inşaatının başlamasıyla ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü yerli halkın topraklarından raylar döşeniyor ama bunun karşılığında herhangi bir bedel ödenmiyor. Bazı kuralsızlıklar yaşanıyor. Aynı suçu işleyen yerliye ceza verilirken Alman soylu olanlara daha toleranslı davranılıyor. Ve sonuçta şöyle bir olay oluyor 1904'te. Toplam 126 kişinin katıldığı bir eğlence toplantısı var. Namibya'daki Almanların 126 kişinin katıldığı bir eğlenceli bir toplantı var. Bir ziyafet var. Orayı o Namibya'nın yerli halklarından olan Hererolar toplantıyı basıyorlar. 126 kişiyi öldürüyorlar. Bunlardan biri çocuk, beşi kadın. Diğerleri yetişkin erkek. Bunun üzerine General Trotka adında bir kumandan, 2. Wilhelm tarafından, evet, burada çıkan, Namibya'da çıkan isyanı bastırmak üzere görevlendiriliyor ve Trotka'nın Herero kabile şeflerine gönderdiği bir şey var, bir ünlü bir mektup var. Diyor ki, ben Namibya'nın komutanı olarak Hereroların tümünü vatandaşlıktan çıkardım. Siz artık Alman devletinin sömürge topraklarının vatandaşı değilsiniz. Ve işte Berlin'den gelen emrin gereğince hepinizi, tek bir kadın ya da çocuk bile kalmayıncaya kadar hepinizi ortadan kaldıracağım. Bu inkar edilmeyen bir yazılı belge. Ve tabii burada şey var, şöyle bir güç eşitsizliği de var. Hererolar daha çok oklarla vesaire saldırmışlar. Yani basit silahları var. Almanlar çok daha donanımlı. Ve aradan bir hafta geçtikten sonra Herero kabile önderleri aman dilemek için geliyorlar. Diyorlar ki tamam, biz hata yaptık, biz bundan vazgeçiyoruz. Fakat Trotka görüşmelerle onayı oyalayarak yerli halkın liderlerini almış olduğu tehcir kararını uygulamaya devam ediyor. Bu tehcir kararı tabii çok acı bir şey. Çünkü Kalahari Çölü, yani genelde belgesellerden falan görüyoruz ama suyun çok rahat bulunamadığı bir coğrafya ama 1700 kilometrelik bir mesafeyi aşmaları isteniyor onlardan. Ve su kuyularına yaklaşanları cezalandırıyorlar. Yani yaklaşmalarına izin vermiyorlar. Mesela tehcir sona erdikten sonra yapılan saha aramalarında şunlar görülüyor. Bu erkekler 15-20 metre kuyu kazmışlar, su bulabiliriz diye, ama bulamamışlar. Ölümlerin
çok büyük bir kısmının susuzluktan olduğu ortaya çıkıyor. Ve tabii bu isyana diğer yerli halk olan Namalar var. Onlar da Namibya'nın eski halklarından. Namalar da bu isyana katılıyorlar. Alman yönetimine karşı isyan etmiş oluyorlar. Onlar da tehcire tabi tutuluyor. Bunlardan bir kısmı komşu İngiliz egemenliğindeki Botswana'ya kaçmaya çalışıyorlar. Ama büyük bir kısmı da çölün ortasına sürülüyor. Yani herhangi bir yerleşecek bir hedef gösterilmiyor. Çöle yani, sürüyorlar. Evet ve sonuçta şöyle bir şey oluyor. Aslında bu insanların %85'i, yani bunu Alman kaynakları da söylüyor, %85'i susuzluktan dolayı buharlaşıyor Kalahari çölünde. Nasıl buharmış? Ölüyorlar. Susuzluktan yani. Ölüyorlar. Susuzluktan yani. Ölüyorlar. En sonunda gene Namibya'daki çiftlik sahipleri Berlin'e telgraf gönderiyorlar. Diyorlar ki çalışacak işçi buradaki bulabiliriz. Tarlalarda vesaire çalıştıracak insan gücü kalmadı. Bunun üzerine artık hayatta kalanların belirli kamplarda topluyorlar. Erkekleri zorla çalıştırmak üzere madenlere, işte tren yolu inşaatlarına vesaire götürüyorlar. Bu şekilde bir olay gerçekleşiyor. 1907'den sonra da bu uygulama artık durduruluyor. Zaten 1914'te Almanya'nın Namibya'daki egemenliği de sona eriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber. Fakat bu hesap burada kapanmıyor. Yani tipik bir tehcir örneği. Namibya 1990'a kadar... Tam sayı belli mi kaç kişi ölmüş? Şimdi şöyle bir şey. Sayılar çok yüksek değil. Yani zaten Kalahari çok fazla nüfus barındıracak bir coğrafya değil. Bir grubun nüfusu 120 bin civarında. Hererolar biraz daha fazla. Namalarında 80 bin civarında diye ifade ediliyor. Ama bunların nüfusları işte %80'den fazlası yok oluyor. Hatta Namaların bir kısmı, evet, tabii yani kişi kabile. Namaların bir kısmı bir küçük bir adaya hapsediliyor ve orada şey yapıyorlar. Yani bu adaya hapsedilenler zaten açlıktan ölüyorlar. Yani bunlar hep şey, resmi, fotoğraflı vesaire, belgeli, ispatlı şeyler. Namibya Afrika'da en geç bir şey. Bu kitap sömürgecilik suçu ve tazminat başlıklı bir kitap. Bu şekilde 8-10 tane Almanca kaynak var. Namibya'yı anlatan. Evet, Namibya'yı anlatan. Namibya'yı, Namibya'daki tehciri inceleyen çok sayıda kitap var. Tabii bu buyurun. Namibya 1990'da ilk olarak vesayet, yani daha önce vesayet altında bir ülkeydi. 1990'da bağımsızlığını kazandı. Bağımsızlığı kazandığında yöneticilerin ilk söyledikleri şu: Almanya'dan bu tehcirin sonuçlarını ortadan kaldırması için talepte bulunacağız diye. Bu arada tabii bağımsızlıktan hemen sonra Herero kabilesinin önde gelenleri Amerika Birleşik Devletleri'nde davalar açıyorlar. Amerika'da 1789 yılında çıkan bir kanun var. Bu kanun şunu öngörüyor: başka ülkelerde uluslararası hukukun ihlalinden dolayı zarar görenler Amerikan mahkemelerinde dava açabilir şeklinde bir kanuni düzenleme var. Bu 1915 olayla bir tabii bunlar, evet, açılan davalar da aynı kanuna istinaden. Evet, aynı kanuna istinaden. Bunlar dava açıyorlar. Fakat bir sonuç alamıyorlar. Çünkü bazı davalar işte ya ne istediğiniz belli değil, olay belli değil vesaire gibi gerekçelerle geri çevriliyor. Bazı başvurular da devlet mahkemede yargılanamaz. Yani devletin yargı muafiyeti var. Siz gerçek kişiler olarak, şahıslar olarak Alman devletini yargılayamazsınız diye. Fakat doğrusunu isterseniz Alman devlet yönetimi Namibya'daki bu soruna duyarsız kalmamış hiçbir zaman. 1990'da bağımsızlıktan hemen sonra Almanya 250 civarında bürokratını Namibya'ya gönderiyor. Çünkü Namibya'da aynı zamanda şu anda da sayıları 30 binin üzerinde olan Alman asıllı bir nüfus var. Bunlar kırma bir dil konuşuyorlar. Namibya yerlilerinin diliyle Almanca'nın karışımı. Ulan Yoruba mıdır dilleri onların? Yani farklı isimlendirmeler var. Hı. Ama şu var, yani bu oradaki Alman
asıllı nüfusun konuştuğu Almanca üzerine dil incelemeleri olduğunu da biliyorum. Yani bir dil değişimi vesaire ona benzer şeyler, tespitler var. Almanya orada kalan Almanları Namibya ile bir köprü kurmak için bir dostluk vesilesi olarak kullanmak istiyor. Bütün bu haltlardan sonra, etiklerinden sonra. Ama şu var, mesela Namibya'yı, aslında nüfusu çok fazla olmayan bir ülkedir Namibya ama Namibya'yı Başbakan Kohl ziyaret etmiştir. Hı hı. Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog ziyaret etmiştir. Hı. Ve Roman Herzog Namibya'nın başkentinde indiğinde gazeteciler ilk sorusu şu. Acaba siz buraya Namibya soykırımını tanımak için mi geldiniz? Herzog'un cevabı çok ilginçtir. Diyor ki 1905'te eğer soykırım diye bir suç olduğunu ispatlarsanız ben sizin dediğinizi yapmaya hazırım. Ve Alman devlet yöneticileri sürekli olarak şunu yapıyorlar. Diyorlar ki evet orada bazı üzücü olaylar oldu ama biz zaten Namibya'ya ekonomik yardım yapıyoruz vesaire. Fakat o dönemde bir devletler hukuku anlamında bir suç söz konusu değildi. Dolayısıyla bu fiil Almanya'nın sorumluluğunu doğuracak bir özelliğe sahip değildir. Almanya'da özellikle şeyler, Yeşiller Partisi zaman zaman konuyu meclis gündemine taşıyor. Ta 1990'da bir rapor hazırlanmış. Ne için taşıyorlar? Şöyle bir şey, yani tıpkı Yahudilerde olduğu gibi Namibya'da 1905'te olan olayın da sonuçları var. Almanya bu ülkeyle işte tarihiyle yüzleşsin. Bu fiilin sonuçlarını ortadan kaldırsın. Tazminat ödesin anlamında. Yerliler gelip Almanya'da da dava açtılar. 2000'li yıllarda Almanya'da da dava açtılar. Hocam affedersiniz. Bu yüzleşsin, tazminat ödesin diyenler Alman Yeşiller. Alman. Tabii. Almanya'daki Yeşiller Partisi. Fakat mesela Yeşillerden bir bakan vardı. Namibya'yı ziyaret etti bir kadın bir bakan, Kültür Bakanı gibi bir şeydi. İşte biz çok üzgünüz diye bir beyanda bulundu. Hemen Alman Dışişleri Bakanlığı resmi beyanda bulundu. Dedi ki Sayın Bakan kendi fikrini açıklamıştır. Şahsi. Alman devletinin evet şahsi fikrini açıklamıştır. Temsil Alman etti. Devletinin görüşünü yansıtmamaktadır bu cümleler diye. Bu şekilde bağlayıcı olması. Evet, bağlayıcı olmaması açısından. Ama 1990'da ilk rapor sunuluyor meclise, zaman zaman gündeme geliyor. Fakat Alman devlet yöneticileri ikinci bir soykırım vesaire fiilini kabul etmeyeceklerini açıkça beyan ediyorlar. Bakın dinleyicimiz sizin anlattığınızdan evet. Hocam, sizin dediğiniz gibi diyor Almanya takmamış, biz de takmayacağız diyorlar. Evet, doğru. Evet, aslında Namibya'da uygulanan tehcir, Ermeni tehciriyle karşılaştırıldığında son derece amaçsız ve hedefsiz ve acımasız. Çünkü uygulama benziyor. Bu. Benziyor. Tehcir. Yani yer değiştirme anlamına benziyor. Fakat Osmanlı uygulamasında işgal edilen yer gösteriliyor. Bunlara yer gösterilmiyor. Çölün ortasında su bulamayacakları bir bölgeye sürülüyorlar bunlar. Ve bunların ölüme sürülüyorlar evet, yani. Zaten şey ölüm yürüyüşü gibi tabirler kullanılıyor. Bir de herif açık açık söylemiş. Tabii. Yani evet. Trotka'nın o miktubu zaten şeydir, resmi bir evrak. Olmadığı yönde hiçbir görüş söz konusu değil. Sadece bazı çalışmalarda deniyor ki o dönemde böyle bir suç yoktu. O yüzden Almanya'nın bir sorumluluğu olmaz. Bazı çalışmalarda da işte Almanya'nın orada bir varlığı var. Alman asıllılar var. Dolayısıyla Namibya'yla iyi ilişkiler kurulmalıdır şeklinde görüşler beyan ediliyor.